Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Evvela Ramazan-ı Şerif berçelerinize mübarek olsun. Ramazan'ın sevaplardan berçemizi Allah özü behremen kılsın dünyayı ahirette. Mana bugünkü mavzuyimiz ota onaga xizmat qilishlik, ota onaning duolarini olishlik haqida bo'ladi. Bu haqda islom dinimizda nihoyatda ko'p urg'u berilgan. Nihoyatda ko'p vazifalarni bizlarga yuklagan. Qur'oni Karimda bir necha joylarda va bil validayni ihsana ota onanga xorlik bilan xorlik qanotini yozib xizmatini qiling. Hech qachon oldida hatto og'ir gapirishlik, ovozni baland ko'tarib gapirishlikni ham hatto tavsiya qilinmaydi. Ota-ona buyruq beradigan bo'lsa, ularni buyrug'i vojib hisoblanadi. Albatta, bajarishlik kerak, halol pokiza ishlarga buyurganda. Duolarini olib, xizmatlarini qilib qolishimiz kerak. Hattoyinki Qur'oni Karimda uf demagan ota-onangni oldida. Charchab kelasan, xizmatdan kelasan, bola canım qiynalib ketdi, azorlandi dedilar. Farzand uchun ota-onaday do'st, ota-onaday mehribon zot yo'q. Azizlarimizning muborak so'zlari bor. Ota birlan onani aziz tuting, bosib o'tgan izlarini ko'zga surting. Hatto ota-onani bosib o'tgan izlarini ko'zga surtishlik. Bir kuni sahobai kiromlardan birlari kelib, otalari haqida, otam meni molimdan olib ketyapti, ya Rasululloh, uyimdagi mollarimdan olib ketyapti deganlarda payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilarki, anta va maluka li aboka dedilar. O'zing ham, moling ham, joning ham otangniki dedilar. Ana endi onalarimiz saqlarda, munis onalarimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. El cennetu takda akdamil ummahatikum. Cennet analarınızın ayağını astıda durdigenler. O şey ata ananı, ata anamızın kançalı hizmetlerini kılıp dualarını alıştığımız için bizlerge ata anamız evvela İslam'ını örgütken buluşukları gerek. Mübarek hadislerden talim tarbiya bergan bo'lishliklari kerak. Ota-onamiz go'dakligimizdan hatto bizni odob axloqqa buyuradilar, yaxshilikka buyurganlar. Inshaalloh, mana hozirgi zamonamizda ham alhamdulillahki ko'p-ko'p yigitlarimiz, qizlarimiz ota-onamizni xizmatini qilishligimiz haqida mana xizmat qilyaptilar. Namozlarda qoyim bo'lyaptilar. Ko'pti duosini olib otamni, onamni bemorliklari bor bir duo qiling degan duolardan bahramand bo'lyaptilar. Inshaalloh, Parvardigor mana shunday yoshlarimizga ta'lim tarbiyani hali go'daklik chog'idan berishimiz kerak. Ana xizmat qilib borsa, o'sha xizmatda hamisha qoyim turadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hatto dunyodan o'tganliklaricha ota-onalarini hech vaqtda unutganlari yo'q. Hech vaqtda. Shuning uchun barchamiz, hattoyinki Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni zamonalarida o'sha sahobai kiromlar bir jamoat o'tirgan vaqtlarida va an Abi Asid Malik ibn Asad Saidi radhiyallohu ta'ala anhu Asad Saidi degan zot sahoba aytadilarki biz barchamiz Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak davralarida edik. Nasihat qilar edilar. Bir yigit kelib, ya Rasululloh dedi. Savol berdi. Hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhum bihi ba'da mawtihima. Ya Rasululloh,
Ata anam dünyadan ötüp gittiler. Kendi kılsam hayatta tirik çağlarda hizmet kılıp dualarını agen de bulamayan deyip saval bergenlere de Peygamberimiz aleyhisselam beş vakit namazını okuysan onlar hakkında istiğfarlar eytesen ata ananın keçirimini Allah'dan soruysan ve dostlarına dost bulasan. Hayatta ata anamızı dostlarını elbette unutmasligimiz gerek. Ve aka ukalarımız bilen, apa singillerimiz, kavmi karındaşlarımız bilen yakın alakada buluşmamız gerek. Alakanı üzmesligimiz gerek. Şunda ötkenlerimizin ruhları şad buladı. Ata anamız inşallah bizlerden razı buladı. Esselamu aleyküm ve ahire devana anilhamdülillahi rabbil alemin.